Evet arkadaşlar, Transalp'i test için aldım. Sizlerin de Transalp hakkında merak ettikleri varsa lütfen şöyle şuraya kutucuğu bırakıyorum. Şöyle şuralara bir yere kutucuğu bırakıyorum. Merak ettiklerinizi oraya yazın. En azından sürüş sonrasında ben de deneyimlerimi sizlerle paylaşmış olurum diyorum. Ve ben daha fazla bekletmeden Transalp'imi şöyle belki dağlara bayırlara çıkarabilirsek. Şuralarda bir ormanlık alanlar var. Böyle buralara doğru geçebilirsek Transalp'i deneme fırsatı bulacağım inşallah. Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün Honda motosiklet günlerindeyiz ve Honda'nın bizlere sunmuş olduğu, arkamda gördüğünüz Transalp XL 750. Bu motosikleti test edebilmek adına şu an motosikleti aldım. Şu an arka tarafta görmüş olduğunuz işte alanda kendi imkanlarımla, kendi elimdeki teknik ekipmanlarla yapabildiğim kadar, çekim yapabildiğim kadar yapmaya çalıştım. Motosikletin ön amortisörleri gerçekten beklediğimden daha güzel. Fakat ayarlanabilir olmuyor olması beni birazcık üzmedi değil. Genel anlamda torkunu gayet beğendim. Tork olarak gayet iyi. Sadece biraz bir gariplik var. Yani gazı sabitlemede bir problem yaşıyor gibi. Böyle birden böyle bir hıng 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 yapıyormuş gibi hissediyorum. Belki de Transalp tarzı motosikletleri çok fazla kullanmadığımdan dolayı olabilir. Belki de ben bilmiyor olabilirim. Benim eksikliğim olabilir. Motosikletle giderken biliyorsunuz sürüş seçimleri var. Sürüş modları var. Bu sürüş modlarına göre de siz de kendi sürüşünüze göre ormanlık alanda ya da işte normal asfalt alanda, dağda, bayırda ne şekilde kullanacaksınız, ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Ben o sürüş modlarından ziyade motosikletin genel anlamdaki bir görselini size göstereyim ve anlatayım aynı şekilde. Gördüğünüz üzere motosikletin lastiklerinde Nissin kaliper mevcut ve papatya diskler üzerinde mevcut. Bir NC'yi hatırlatmıyor değil açıkçası. Kafa yapısı bana onu hatırlatıyor. Tabii ki herkesin bakış açısına göre değişebilir. Kaliperlerin kalitesi gayet güzel. Motosikletin frenleri beni gayet cezbetti. Radyatör kısmı şurada gördüğünüz gibi. Maşalar ve amasörün hali. Şöyle göstereyim ben size amasör kısmını. Grenajlar olması gerektiği gibi, yani böyle bir motosiklette zaten daha fazla bir grenaj beklemiyoruz. Egzoz kısmı ve mekanik kısmının bulunduğu noktalar tamamen bu şekilde. Arkadaki diski de size göstereyim. Disk yapısını. Şu şekilde tekrar göstermek gerekirse. Üzerinde mesleler lastik var. Hani bu lastiği ne kadar kişi sever, ne kadar çok kişi tavsiye eder bilmiyorum. Daha uzun soluklu kullanmadığım için, yani şurada en fazla kullandığım zaman dilimi 15 dakika falandır. 15-20 dakikadır. 15-20 dakikada bu lastiğin ne kadar iyi olduğunu sizlere söylemem mümkün değil. Ekranını size göstermeye çalışıyorum şu an. Transalp ekranını görüyorsunuz. Burada işte yağmur modu. İsterseniz farklı modlar seçebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz kısımla elcik kısmında mod kısmına geldiğiniz zaman gravel modu, bu kullanıcı modunuz mevcut, spor modu,
standart mod ve dedem gibi aynı şekilde rain modunda seçebiliyorsunuz. Şurada selektör kısmını yapmışlar. İşte dörtlü flaşörleri mevcut. Sağ sol sinyaller burada. Korna kısmı burada. Ve burada da start stop düğmesi mevcut. Yani motosiklete baktığımız zaman birçoğunuzun hoşuna da gidebilir. Birçoğunuzun da hoşuna da gitmeyebilir. Sevebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Sürüş olarak ben çok böyle aman aman aşikar bir rahatsızlık görmedim. Evet, beni cezbeden bir motosiklet mi oldu? Yani sürüş olarak biraz soru işareti var kafamda. Ama dediğim gibi yani motosikleti kullanmış olduğum zaman dilimi şurada maksimum 15-20 dakikadır. Hani 15-20 dakikada bu motosikletle neyi ne kadar iyi görebilirim bilmiyorum. Ön frenleri gayet hoşuma gitti. Arka fren gayet hoşuma gitti. Motosikletin alanlarda ve zeminlerde göstermiş olduğu tepkiler hoşuma gitti. Sadece gaz tepkimesinde biraz kafamda soru işareti kaldı. Amortisör kısmında biraz soru işareti kaldı. Ayarlanabilir olmuyor olmasından kaynaklı o da. Ama onun haricinde motosiklet gerçekten hoş. Benim hoşuma gitti. Tavsiye ederim. Bu tarz bir motosiklet almak isteyen insanlar için şu an günlerden Cuma ve 10 Haziran'dayız. 10 Haziran'daki şu anki rakamı 210 keşke bak Allah söyletti 200'lere geldim. 418 bin TL. İnşallah şimdiden alan insanlar için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şöyle tekrar göstermem gerekirse ekstra takıldığım bir şey var mı? Aklıma geliyor. Yani düşünüyorum. Aklıma gelsin diye düşünüyorum. Farklı bir şey var mı diye. Ama çok da aklıma gelen bir şey yok. Şöyle bir amortisör kısmını göstereyim. Arka amortisör kısmını göstereyim sizlere. Şöyle göstermiş olduğum gibi arka amortisör kısmı şu şekilde. İncir dişli bu şekilde. Motosiklet şu kadar tork, işte bilmem ne falan 750 cc olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Kaç nanometrede de ne yapıyor, ne ediyor falan. Bunlar aslında biraz daha teknik detaylar. Bu teknik detayları verebilmem için de ve bunun gerçekten ciddi anlamda gücünü verdiğini söyleyebilmem için de motosikleti daha uzun soluklu kullanmam gerekiyor. Yol tutuşunu görmem için biraz daha uzun soluklu tutmam gerekiyor. Hatta mümkünse biraz daha dağa bayıra falan çıkmam gerekiyor. Ama şu an benim gördüklerim, gösterebildiklerim bunlardan ibaret. Sadece kağıda yazılı olan kısımları sizlere anlatmak istemiyorum. Yok şu kadar torku var, yok şu kadar gücü var gibisinden. Tam anlamıyla kullanamadım, tam anlamıyla da deneyimleyemediğim şeyi sizlere aktarmak istemiyorum. Ama 5 üzerinden kaç puan verirsiniz derseniz bu motosiklet için 5 üzerinden 3,5 ile 4 arasında gider gelirim diyorum. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. İyi sürüşler.